Photoshop kullanarak konuşma balonu hazırlama derslerimizin ilkine hoş geldiniz. Photoshop'u açıp yeni belgeyi tıklıyoruz. İstediğiniz boyutu ayarlayabilirsiniz. Ben 400x300 kullandım. Daha sonra layer penceresinde iki tane katman oluşturuyoruz. İkinci layer'ımız seçiliyken yazım aracımızı Type Tool'umuz seçiyoruz. Daha önceden ayarladığımız büyüklük, font ve büyüklükte yazımızı yazıp ortalıyoruz. Birinci katmanımıza geçiyoruz katman penceresinden. Elips yani oval seçim aracını seçtikten sonra background kapatıyorum daha rahat çalışabilmek için. Ctrl Alt tuşuna basıp yaklaştırıyorum ve elipsimi, ovalimi çiziyorum. Oval şeklimi. Yazıya güzelce ortalıyorum. Kalem Pen Tool aracını seçip balonun kuyruğunu oluşturacak şekli meydana getiriyorum yavaşça. İstediğim biçimde. Alt tuşuna basıp çıkıyorum Pen Tool'dan. Daha sonra Pen Tool menüsünden sağ tıklayıp Convert Point Tool yani nokta dönüştürücüye tıklıyorum ve noktalara belli bir eğim kazandırmak için köşelerinden tutup aşağı yukarı çekerek istediğim eğimi veriyorum. Daha sonradan serbest seçim aracına tıklayıp kuyruğun ucunu istediğim yükseklik ve uzunluğa göre ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Üzerinde işlemi bitirdikten sonra sağ tıklayıp Make Selection yani seçili alan oluştur. Add to Selection diyorum. Daha önce seçtiğimiz balon kısmını eklemek için. Tamam diyorum. Gördüğünüz üzere balonla kuyruk kısmı birleşti ve tek bir şekil oldu. Buradan boya kutucuğuna geçip beyazı seçiyorum ve tıklıyorum. Gördüğünüz üzere balonumuzun iç kısmı beyaza boyandı. Layer'ımız seçiliyken buradan katman biçim ekleyi seçip ana hat çizgisi oluşturmak için stroke'a tıklıyorum. Burada 3 değeri var. Bu fazla gelecek. O yüzden 2 yapıyorum. İç kısmını eklediyorum ve daha sonra rengi siyah yapıyorum. Gördüğünüz üzere tamam diyorum. Ve evet, konuşma balonumuz neredeyse hazır. Buradan seçimi etkisiz hale getiriyorum ve tekrardan layer penceresine geçip shift tuşu basılıyken her iki katmanı tıklıyor ve sağ tuşla link layers yani link layer'ları katmanları bağlantılandır diyorum. Ve gördüğünüz üzere her iki layer'da tek bir layer'mış gibi, tek bir katmanmış gibi hareket ediyor. Background'ımızı da getiriyoruz. Evet ve istediğiniz yere bunu yerleştirip kullanabilirsiniz.